Bize ecdadımızdan kalmış söz hikmetli sözdür. Hikmet hazinesidir. Gerçekten az sözle o kadar güzel meramı maksadı bize anlatıvermiş ki bu sözler. Sözü uzatmıyor. Asırlar geçmiş. Eğer hala bu sözün basamaklarından söz basamaklarından ilerlerseniz size anlam katmanlarını da çok güzel açıklıyor. Derler ki İngiliz şair Shakespeare'in bir piyesinde anlattığını Merhum Fuzuli bir beytinde anlatır. Hem bu kadar e, teksif edilmiş, yoğunlaştırılmış hem de meramı bu kadar söyleyi vermiş. Kolayca söyleyi vermiştir. Hani der demiş ya şair, maksat eserse mısrayı berceste kafidir. Yani eğer söz söylemek gerekirse bir mısrayla da biz anlatırız. Zaten de anlatmışlar. Hace Dehani'nin bir beytini okuyalım. Ve bunun anlam katmanlarını ne kadar tatlı hiç yormadan söyleyi vermiş, muhallebi tadında ama anlayabilene bu anlam basamaklarında yürüyebilene. Tabii bunun içinde de yürümek lazım çünkü biz ortamımızı kaybettik, hikmeti kaybettik, söz meclisini kaybettik, şiire aşina kulakları gözleri kaybettik. Ama şu, bu şiirler bizden uzakta değil. Bugün hala yaşıyorlar. Bize seslenmeye devam ediyorlar. Ne diyor Hacı Behani Kudses sırruhu? Bu gül devrinde ömrünü geçirme zayi ey gafil. Ki gül devri bigi tezcek geçer bu ömür devranı. Beyitte anlamadığınız tek bir kelime var aslında. Bigi. O bigi de gibi demek. Hem bigi şekli var gibi bildiğiniz gibi benzemek manasında. Burada ama biz gül devri gül devranından başlayalım. Gül devranı nedir? Bahardır. Diyor ki bu gül devrinde ömrünü geçirme zayi ey gafil. Yani gaflet dolayısıyla nasihat ediyor gül devranı ama gül devranı ne zaman bahardır. Bahar tez geçer. Dolayısıyla bahar gül devri, güllerin olduğu zaman eğlence zamanıdır. Sen eğlenceye aldanma ey gafil diyor. Çünkü gül devri güllerin açtığı dönem böyle baharın da bütünü değildir. Bir ay bile değildir. Güller açar sonra solar bir buçuk aydır diyelim en fazla ve bu devir geçip biter sonra senin eline bir şey kalmaz. Birincisi bunu bahar tez geçer manası ikinci mana gül devri eğlence zamanıdır zevk zamanıdır, keyif zamanıdır. Gülistan'dasın, gölgelerin altındasın, güllerin içindesin. Dolayısıyla buna, buna aldanma diyor. Üçüncüsü gül devri kişinin burada istihare yapmış gül devrini insanoğlunun gençliğine benzetmiş. Çünkü güller açar. Aynı zamanda insanoğlunun da neşvüne ma bulup güller açtığı zaman bahar devridir. İlk gençlik, baharıdır insanın... ...dolayısıyla burada diyor ki... ...sen de ilkbaharına dikkat et... ...güller açtığı dönemi... ...min hızlı bitecek... ...gül açtığı devirde... E, ...insan çalışmazsa... ...daha sonra dallar meyveye durmaz... ...dallar meyveye durmazsa... ...sonbahar ömür hazana geldiğinde... ...hasad elde edemez... ...yani ne yapması gerekiyor gençlik döneminde ibadet etmesi gerekiyor. Gençlik deminin kıymetini bilmesi gerekiyor. İşte bu Allah dostu bakın bunu ne güzel anlatı vermiş. Bir de e, bize burada üç katmanlı anlatımı bir baharı anlatmış. Bahar erken biter. İkincisi eğlence seni aldatmasın. Bu ev dünya fanidir. Eğlenceye aldanma. Eğlencenin peşinde koşma. Bu, bu yarın eline bir şey geçirmez. Üçüncüsü ise Gül devri dediği senin gençliğin evladım diyor. Senin gençliğini söylüyorum. Bak gençlik de bir biter, yaz gelir. Ama baharda bir şey yapmadığın için yazda tarlan boş olur. Sonra hazanında berbat olur diyor. Ne diyor Hace Dehani? Şimdi bir daha okuyalım. Ne güzel söyleyi vermiş değil mi? Böyle hikmetli sözü. Bu gül devrinde ömrünü geçirme ey zayi ey gafil ki gül devri gibi tezcek geçer bu ömür devranı. Bahar gibi bu ömür geçer gider.''